Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iç ve dış siyasete ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Azerbaycan dönüşü uçakta sorularını yanıtladı Erdoğan. Peki neler söyledi? CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan aktaracak. Hemen dinleyelim Arda Söz sende. Meltem Bozbeyoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladığı gündemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği bağlamında Türkiye ile o iki ülkenin yaptığı istişare süreci vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'le bizim heyetimizin yapmış olduğu görüşmeler maalesef beklenen düzeyde olmadığı ifadesini kullandı. Görüşmeyi yaptıkları günün akşamında İsveç Devlet Televizyonu'nda Salih Müslim denen teröristi konuşturarak bize her türlü yanlış yaptıkları gibi F-16 meselesinde ve vesaire yine olumsuz tavırlarını yaklaşımlarını sürdürüyorlar dedi Erdoğan. Bunlar dürüst değiller, samimi değiller. Bir güvenlik teşkilatı olan NATO'da bu tür teröristleri bağrına basan, bu tür teröristleri kucağında besleyen ülkelerle ilgili biz geçmişte yapılan yanlışın tekrarını yapamayız, yapamayız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Oldukça önemli bir ifadesi daha vardı onu da tekrarlayalım. Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olduğu sürece teröre destek veren ülkelerin kesinlikle NATO'ya girmesine bir biz evet demeyeceğiz ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Suriye'nin kuzeyini işaret etmişti Cumhurbaşkanı. Olası harekatın konuşulduğu dönemlerden geçiyoruz. Bu başlık da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Tabi Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı bizim cevapsız bırakmamız mümkün değil. Suriye'nin kuzeyinde malum terör örgütlerinin odaklanma noktaları var. Bu odaklanma noktaları Suriye'nin kuzey doğusundan kuzey batısına kadar bütün o bölgelerde mevcut ifade ifadesini kullandı Erdoğan. Bu gerçekler ortada dururken biz hala bunları görmezlikten mi geleceğiz? Nasıl ki Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı yaptığımız operasyonlar var. Aynı durum Suriye için çok daha geçerli. Her zaman söylediğim gibi bir gece ansızın onların tepelerine de ineriz, inmeye de mecburuz ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin olası operasyona tepkisi oradan gelen endişeliyiz açıklamaları da biliniyor. Buna da değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Amerika'nın da üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Amerika eğer üzerine düşen görevi terörle mücadelede yerine getirmiyorsa biz ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız dedi Erdoğan. Bir yerlerden izin alınarak terörle mücadelenin yapılamayacağının, yürütülemeyeceğinin altını da çizdi. Yine geçtiğimiz günlerde Yunan Başbakanı Miçotakis benim için yok hükmündedir demişti Erdoğan. Bu bağlamda Türk-Yunan ilişkileri soruldu Cumhurbaşkanı'na uçakta. Yunanistan'la yüksek düzeyli stratejik konsey toplantılarına son verdik. Bu ne... Ne demektir? Ey Yunanistan kendine çeki düzen ver demektir dedi. Artık şu an itibariyle Miçotakis muhatabım değildir. Ben siyaseti şahsiyetli bir şekilde yürüten insanları muhatap alırım dedi. Miçotakis'in Amerikan kongresinde yaptığı Türkiye'yi hedef alan konuşmayı işaret etti Cumhurbaşkanı. Kusura bakma ifadesini kullandı. Bize dost olana dostuz ama bir defa şunu iyi bilsinler ki bize düşman nazarıyla bakanlara da biz gereğini yaparız ifadelerini kullandı. İsrail'li ilişkiler Türkiye'nin bu süreçte normalleştirdiği ilişkilerdi. Bu bağlamda alternatif enerji projeleri olacak mı Türkiye İsrail arasında? Bu soruda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Yeni sondaj gemilerinin çalışmaya başlayacağını işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in önümüzdeki günlerde İsrail'i ziyaret edeceğini hatırlattı Erdoğan. Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun getirdiği bir mesajı da paylaştı İsrail'den. Bu beraber ortak projelere hazır olduklarını söylüyorlar. Türkiye-İsrail ilişkilerini daha olumlu bir noktaya getirmenin adımlarını atmış olacağız. Şu anda bu konuyla ilgili bakışlar olumlu. Ifade ifadelerini kullandı. İç siyasete dair de önemli mesajları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. CHP'den İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine konulan blokaja ilişkin bir itiraz gelmişti. Bir taktik yanlıştır bu ifadesi gelmişti. Cumhurbaşkanı buna tepki gösterdi. Onların taktik yanlış dediklerinin ne olduğunu anlamak da hiç mümkün değil. Yunanistan'ın geçmişte tekrar NATO'ya girmesini sağlayan kişiler de bunlarla aynı zihniyetteydi. Onun bedelini şimdi biz ödüyoruz ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'nı Erdoğan'ı hedef alan bazı iddialar ortaya atmıştı sosyal medya hesabından. Bu iddialara sert tepki gösterdi Erdoğan. 15 Temmuz gecesini hatırlattı. Biz saat 01.15 gibi Atatürk Havalimanı'na indik. 11 gibi Bay Kemal oradaydı. FETÖ'cüler tankların arasından Bay Kemal'i geçirdiler. Kaçan kim? O tankların arasından giden kim? Bay Kemal ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca kimin kaçtığı, kimin kaçabileceği ortada. Biz yola kefenimizi giydik öyle çıktık. Bugün de aynı şekilde yola devam ediyoruz e, şeklinde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı sorusu da Erdoğan'a yöneltildi. Benim gündemimde Bay Kemal'in Bay Kemal'in adaylığı falan yok. Bunlar söz konusu değil. Gündemimde böyle bir şey yok dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ankara'da siyasetin gündeminde Meral Akşener'in Abdülhamit çıkışı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Abdülhamit'e benzetti Meral Akşener. Yine tepkisi sert oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'i. Bu hanım ne yazık ki tarihçiyim diye geçinirken kendi tarihini inkar edecek kadar talihsiz bir noktaya geldi. Sultan Abdülhamit'e saygısızlık yapan, hakaret eden, Kızıl Sultan diyen cibiliyetsizler varsa maalesef aynı güzergaha bu hanımefendi de düştü. Biz kendisini acırız. Gittiği yol yol değil ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı. Uçakta Azerbaycan dönüşü gazetecilerle yaptığı söyleşide.